Demokrat Parti iktidarı 2,5 yılını doldurduğunda yüzler gülüyordu. Tarımda, özellikle pamuk ve tahıl üretiminde bereketli yıllar yaşandı. Hükümeti devraldıklarında ülkedeki traktör sayısı sadece 2000 civarındaydı. Nüfusun %70'inin köylerde bulunduğu Türkiye'de Demokrat Parti programına uygun olarak kolları sıvadı. ...1952'den itibaren traktör sayısı tam 16 kat artarak 32 bin oldu. Makineleşme, yeni yollar, yeni ekim alanları ve ıslah çalışmalarındaki ilerlemelere rağmen Türk köylüsü havaların iyi gitmesine de muhtaçtı. Bir çiftçi olan Başbakan Adnan Menderes'in her sabah meteoroloji raporlarını görmek istemesi, sık sık havayı kontrol etmesi bundandı. 2 yıl boyunca yağmur da rahmet olup yağmıştı. Menderes düşlediği Türkiye'ye doğru sabırsızca koşuyordu. Toprağın eğittiği, sonunda toprağı eğitmeyi başarmış Adnan Menderes, her çiftçi gibi sabrın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta en yakın arkadaşlarının tanımıyla bir namluya sürülmüş kurşun gibi susmasını da bilirdi. Ama Türkiye'nin sanayide, tarımda, üretimde hamlelerinin birbirini kovalaması konusunda hiç sabrı yoktu. Yılların tek parti ideolojisiyle biçimlenmiş kadroları, alışkanlıkları vardı karşısında. Oysa o sorunlar bir solukta çözülsün istiyordu. Her yerden fabrikalar yükselsin, bacalar tütsün, bir yandan üretelim, öte yandan yepyeni yollarla taşınsın bu mallar. Tarlalar bire on versin, barajları, fabrikaları, hastaneleri, okulları, modern kuruluş ve binalarıyla hayalindeki Türkiye bir an önce yükselsin istiyordu gözler önünde. Kolay olmayacaktı. Sadece fabrika açmak, tarla sürmekle bitmiyordu sorunlar. Bu dönüşüm asıl zihni bir dönüşüm olmalıydı. Demokrat Parti ile CHP arasındaki temel fark anlayış farkıydı. Birisi sadece bürokrasinin, öteki ise başta çiftçi, esnaf ve sanayici olmak üzere diğer sınıfların temsilcisiydi. Ve bu ideolojik fark öyle güçlüydü ki görünüşte bile kendisini ele veriyordu.